Merhaba dostlar. Sabahın erken saatlerinden sesleniyorum. Çünkü dün de hareketli bir gün yaşandı burada. Türkiye tarihinin siyasi anlamda da dönüm noktalarından biri. Çok önemli gelişmelere şahit oluyoruz. Şimdi anlatacağım neredeyim. Doğup büyüdüğüm Fatih Şehzade başında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de tam karşısında, yani karşı çaprazında yer alan bazı rivayetlere göre buraya asılan tabelada da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de nokta, işte tılsımlı taş denen yeşil taş, burada görmekte olduğunuz. Bu nedir? Ne deniyor daha doğrusu tarihte? İstanbul'un ortası ya da merkezi. Bazı tarihi belgelere göre ise Mimar Sinan tarafından yapılan Şehzadebaşı, ki Mimarbaşı olduktan sonra Kanuni Sultan Süleyman tarafından çok sevdiği oğlu ve tahta geçmesini istediği Mehmet'in erken vefatından sonra buraya bir cami yapılmasını ister, ki ismi oradan gelmektedir, Şehzadebaşı. Hemen Dede Efendi Caddesi'ne çıkan yolun oradadır burası. Hemen sağımda burası, solda bu tılsımlı taş. Aydınlık bir Türkiye için tılsıma dokunuyorum ben de hepiniz için. Ve buradan da İstiklal, şimdi duymayanlar da gelip burada bakıyorlar ne olduğunu, bilmeyenler. Çünkü hiçbirimiz bilmiyoruz. Tarihimizi, yaşadığımız yeri, ne olduğunu, gerçeği araştırmıyoruz. Bunlardan biri de ne yapıyordu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu? Boğaz'da tarihi dokunuşlarla geziler yapmıştı. Kimdi? Saffet Tonguç Bey'le. Çok önemli. Niçin söylüyorum, buraya dokunuyorum? Şu an erken saatlerde arkamda sağda görünen bölümde çalışmalar başladı. Çünkü bugün o çok önemli miting, o adalet kavramının arandığı son noktadayız. O gerçekleşecek. Önlemler alınıyor, tedbirler alınıyor. Herkes buraya gelmeye başlayacak belli bir saatten sonra. Basın grupları bazıları yer almış. Ben şimdi gelirken bisikletçiler Saraçhane'den yukarıya çıktığımda onları da gördüm. Niçin buraya dedim tarihe dokunmak? Tarihi bilmek önemlidir. Tarih her zaman bizim ön kılavuzumuz olmuştur. Niye diyoruz? Başörtümümüzü dinliyoruz. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı izler üzerinden, kurtuluş mücadelemizdeki izler üzerinden, adı sanıp kaybettiğimiz değerlerimiz üzerinden. Saffet Tonguç dedim. Kendisi çok önemli, uluslararası anlamda da davetler almış, Hollywood yıldızlarını ağırlamış, onlara İstanbul'u, Türkiye'yi anlatmış bir kokatlı rehberlerden, önemli bir rehberdir. Kendisinin açıklamalarında da der ki, Yeditepe'li İstanbul'un en önemli noktalarından, 7. noktası belki diyebileceğimiz Yeditepe üzerine kurulmuştur. O şiirlerde anlatılır, Yeditepe'nin noktalarından biri de Cerrahpaşa'dır. Yani affedersiniz, benim doğduğum hastanenin yer aldığı ve doğup büyüdüğüm Fatih'e bağlı Cerrahpaşa, Koca Mustafa Paşa'dadır. Şimdi dün Başkanımız Ekrem İmamoğlu ne yaptı? İşte benim için de çok özel anlardan biriydi. Yıllardır mezun olduğum lisenin. Burada tekrar yineliyorum. Çünkü bunu gerçekten hayata geçirmek için çok çaba sarf ettim bizzat. Yönetim kurulundaki arkadaşlar bilir. Abilerimiz, büyüklerimiz tarihinde lise yenilendikten sonra kurulan derneğimizle birlikte Türkiye'nin ilk Türk okulu olan, hep anlattım bunları. Fatma Giri'nden Aziz Nesin'e, Oğuz Aralı'ndan birçok değeri yetiştirilmiş lisemizdi. Şimdi bu lisemizi birçok yere gezdi. Liseyle gençlerle beraber olmayı tercih etti. Dün yine davaya gitmeyip orada gençlerle beraber oldu gündüz saatlerinde. Benim lisemden, yani 2. Beyazıt Fatih'in fethinden sonra 2. Beyazıt tarafından Davut Paşa'ya yaptırılan olan Türkiye'nin ilk Türk okulu diyorum. 1485 tarihi İstanbul fethinden sonra gerçekleştirmiş ilk Türk okuludur. Burayı ziyaret etti. Bizim sıradaşlarımızla, yani gelecek kuşağımızla birlikte olduk. Çok duygulandım. Çünkü ne tesadüf Türk'ü, ne ilginçtir kim mi demek lazım. Ben hayatta tesadüflere de inanmıyorum. Ben kendisine mazbatasını alıp göreve başladığı zaman Sayın Ekrem İmamoğlu'nu dedim ki, taze göreve geldiniz, buyurun
denk geldi. İstanbul'un çok önemli güzide bir okuludur. Gelin buyurun pilavımıza dedim. İş yoğunluğu vardı herhalde, muhtemelen katılamadılar. O süreç devam etti. Tabii evet. Nasıl devam etti? Herkes gerçekler ortada. Ben her zaman söylüyorum. Siz doğru olun, eğri her zaman kendini gösterir. Çalıştırılmadı, yapılmadı, ya bir sürü neden var. Her şey ortada. Artık doruk noktasında, son noktaya gelmiş durumdayız. Şimdi okulu ziyaret etti. Aynı ana muhalefet partisinden olan bir hanımefendi. Bakın ikiliden bahsediyorum, ikiden bahsediyorum. İki sayısı önemli. Biri ayda, biri yılda. Aynı zamanda tecelli etti cezası. O küçücük kızımıza yapılan zulmün cezası. Adil midir? Elbette adil değildir. Zamanında yapılması gereken, gecikmeli olandır. Bunu kim savundu? Aynı benim sıradaşım, gene ana muhalefet partisinden Gülay Yedekçi hanımefendi. Ben her zaman söylüyorum, Z kuşağından önce işte bizim kuşak vardır. O darbeleri görmüş büyüklerin çocukları olan bizler. Kimdir onlar? İşte 60'ların 1 Kasım'ından başlayan 74'lere 75'lere kadar giden süreçte doğmuş olanlar. Bunlar da çok önemli noktalara değinmiş olacaklar. Ben size bu açıdan anlatabilmeyi, gösterebilmeyi istedim. Dediğim gibi tılsımlı taşa ben de dokunuyorum. Buradan geçen büyükler de bulup dediler ki işte burası nedir, ne yapıyor burası? Burayı görmek isterseniz hemen burası nedir? Bunun arkasında bizim çocukluğumuz burada geçti. Gençliğimiz burada geldik, sanat izledik. Arkasında, bunun tam arkasında Vefa Bozacısı Fatih Reşat Nuri sahnesine gidersiniz. Bizim Davutpaşa Lisesimizin, lisemizin de aynı gururla söylüyorum, bütün özel okulları bırakarak bir devlet okulu olarak derece aldığımız Antem Şoğlu'la, sevgili doktorla, burada Türkiye'nin sayılı seçkin seslendirme yönetmenidir şu anda. Aydoğan Temel hocama da buradan sevgilerimi sunuyorum. Bize çok güzellikler katan öğretmenler. Öğretmenler önemlidir. Dünkü videomda size bahsetmiştim. Dedim ki gün uzun, nelere şahit olacağız adalet anlamında diye. Süreci devam ettireceğiz. Göreceğiz neler olduğunu, hep birlikte yaşayacağız. Geleceğimiz şekilleniyor. Yani senin benim onun değil. Ben kendim de yaşarken, okurken adaletsizliklere şahit oldum. Öğretmen denilenler tarafından, ama öğretmen olmadığını, anılarım içerisinde bunları paylaşıyorum. Salgın döneminde çıkamadığımızda okulumuzu paylaştık, sıradaşlarımızı paylaştık. Doğru olan neyse, insana iyiye, güzele doğru olan neyse, hepimiz, herkes aslında bir oyun oynayıp şöyle bakmalı. Oyun dersek, basite indirgin biraz. Size biri bir şey yaptığında, haksızlık, yanlış yaptığında dönün arkaya bakın. Onun yüzü aynaya bakıyorsunuz ama ne kadar az ya da ne kadar çok olduğumuzu görüp buraya kendinizi oradan ayrılıp bakmak lazım. Ben keza öyle yapıyorum. Bir yanlış, bir adaletsizlik gördüğümde aklı selim olarak düşünüp her zaman haksızlık yapmadan, çünkü önce karşımdakine değer düşünüp empati kurmaya çalışırım. Sonra da orada var olmamaya çalışıyorum. Ama söz konusu olan toplumun mal olduğu bir değer üzerinden, kimlik üzerinden, kurumsal üzerinden gidiyorsak buradaki önemli nokta seçilmiş birinin, seçen birinin, seçme ve seçilme hakkı diyoruz. İkinci değil, artık üçüncü noktasında yapma denilmektedir ona. Ama biz de diyoruz ki arkandayız, buradayız, neredeyiz? Doğrunun olduğu yerdeyiz. Şimdi efendim burası dediğim gibi Fatih Reşat Nuri sahnesi oluyor. Bu taraftan döndüğümüzde, bu tarafa doğru geldiğimizde, bakın arkamı gösteriyorum şimdi, sağda, yani bu taraf çok güzel, burada kütüphaneler de yaptı başkanımız Ekrem İmamoğlu. Sağda da hemen eski nikah dairesi vardı. Yanında da bizim belediye sarayımız buradan gözükmekte. Hemen bu yol, çalışmalar devam ediyor. Gün içerisinde saat tam 16 itibariyle burada başlayacak konuşmalar. Biz de devam edeceğiz. Ve burada ana muhalefet dedim. Her zaman duruşuyla, doğruluğuyla bu kadar hakarete, bu kadar
üsluba, yanlış üsluplara duruş sergileyen Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kutluyorum. Yolumuz aydınlık olsun. Yolumuz sadece bir yolu, bir yeri bahsetmiyor. Hepimizin çocukları, hepimizin hayatları, hepimizin geleceği buradan evrilecek, şekillenecek. Aydınlık herkes için lazım. Işıklar söndüğü zaman herkes, kimse önünü göremiyor maalesef. Evet, yeşil tılsımlı taştan İstanbul'un noktası dedikleri noktadan sesleniyorum sizlere. Bunu ben ilk defa, burası Osmanlı döneminde de yapılmadı, Osmanlı tarihimizde de yapılmadı. Ta eskilerde İstanbul'un o Bizanslı Roma dönemlerinde de milyon taşı olarak Sultanahmet'te bu yapılmıştı. Ne demişti Napolyon? Bonaparte lider, dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olur demiştim. O yüzden İstanbul'a layıki olarak bakmak, layıki olarak davranmak, çalışana, gerçekten buraya emek verenlere de yanında olmak, onlara köstek olmamak gerekiyor. Kimseyi ötekileştirmemek gerekiyor her anlamda. Sevgiyle, dostlukla, aydınlıkla, güzellikle kalın. Her nerede bunu yaşıyor ve yaşatıyorsanız hoş kalınız efendim, sevgiyle.